Antik dostla paranormal aktiviteye devam. Ayna bu sefer burada. Konuştuğumda sesli duyarlı hassas sensör ışıkları yanıp sönüyor, görüyorsunuz. Altta ve üstte var. Bu arada ayna tripoda bakıyor. Yani sizin görmediğiniz arka tarafı alıyor. Aynadan görüyorsunuz. Arka tarafta bazen hareketlilik oluyor görsel. Onu da bir aktivite olursa yakalarız. Yakalarsınız diye akıl ettik. Buraya koyduk. Neredeyiz? Meşhur yerdeyiz. Son geldiğimizde Berra'nın kaçıp gittiği yerdeyiz. Rahibe Yirike isimli ruhani varlıkla iletişim kurmuştuk burada. Bir şapeldir burası. Yüksek ihtimalle bir mezar vesaire bölgede var. Bu bölgelerde. Su istemişti. Suyun da var. Daha önce seansa su istemişti. Gerçekten. Bu sefer suyumu da alıp geldim. Yine su isterse diye. Evet, şu bölgede hatta bak demişti, su dök, yani su ver, su getir, hadi getir, git getir gibi teyit etmişti 3-4 defa. O seans gerçekten muhteşemdi. Fakat sonlara doğru Engin beni sakın terk etme dedi ve Berrak orada çığlığı attı. Tüylerim diken diken oldu şu an benim. Berrak da biraz korkak burada. Çünkü burada çok ciddi tecrübe yaşadık hepimiz hep birlikte. Suyu da buraya koyuyorum. Bakalım su isteyecek mi? Buraya denenmiş bir saatte geldik buraya. Akşam 7'den sonra bu saatler denenmiş. Tabii bu saatler etkileşimin çok yüksek dozda olduğu saatler. Burayla ilgili. Kesinlikle. Çok da sözü uzatmadan hızlı bir şekilde Rahibe Yirike buradaysa ki burada. Hep burada. Çünkü ne zaman gelsek. Bakın ben konuştukça sensör ışıklar konuştukça kırmızı yanıyor. Anlatabildim mi? Yani sustuğumuzda yanıyorsa bilin ki alt ses aynanın olduğu bölgede reaksiyon gösteriyor demektir. Sen söyle. Kısa bir EVP ile başlayalım. Dijital ses kaydedicidir. Birebir ortam sesini. Kayıtlar tabi düşük frekanslı sesleri de insan kulağından daha iyi kaydediyor. O yüzden alt sesini yakalama ihtimalimiz var. 1, 2, 3 diyorum. Hazırsak başlıyorum kayda. Önce söyleyeyim. Çağrımızı yapalım, şu meşhur çağrıyı bu katı dinleyin. Ruhlar aleminden ya da alemlerden. Rahibe Yirike, burada mı? Rahibe Yirike. Yaz sezon, seans 1, bölüm 1. Ruhlar aleminden ya da alemlerden. Yirike, burada mısın? Duyuyor musun? Tak tak tak. Arkada yol var, araba geçti. O başka bir şey. Ama bu çıktık başka bir şey. Şu. Evet. Bu arada yerin altında boşluk var. Olabilir. Kapattım. Bakıyorum şimdi. EVP'yi dinleyelim. Rahibe Yirike. Yaz sezon seans 1 bölüm 1. Ruhlar aleminden ya da alemlerden. Yirike, burada mısın? Kuş tüyü. Antik dönemde kalem olarak kullanıyorlardı. Olabilir. Evet evet. Evet, kirpi. Tüy de değil. Muhteşem bir kalem. Az önce şimdi çok konuştuk burada şu an. EVP'yi dinleyemedik güzel ama şu var. Sen bana bunu verdiğinde duyduğumuz o tık 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 sesini bu da duymuş. Bu da almış yani. Bu yetişkin bir kirpin şey yemesi ama çok güzel. Muhteşem krem olur, ama krem olur bundan. Çok ince. Duydun mu? Konuşma vardı. EVP'de biraz çuvalladık ama şimdi frekans dereceye çıkacağız. Bakalım frekans derecede neler yapacağız. Bunu buraya koyalım. Duydun mu yine? Ben duyuyorum, sen duyuyor musun? Duydum. Yeri ki o zaman bu. Alt ses duyuyorum ben. Şimdi kuşu var arada ötüyor, o değil. Hayır, o değil. Konuşma var yani. Evet, ve kadın sesi gibi.
Vay be Yerike, burada mısın? Yanıma hiçbir şey almadım ben. Boş ver. Bilmiyorum, çok yakın ama. Çok yakından geliyor. Niye o tarafa bakıyorsun? Şuradan geldi sanki. Yani, buradan geldi işte. Herhangi bir şey kesici hiçbir şey almadım öyle. Araba yakın değil. Sıkıntı yok. Sıkıntı olursa planlayacağım. Ben onu söyledim ama sen toplukla git, ben bir halledelim gerisini. Ama burada duramazlar ki, burada hiçbir şey yok. Orman burası. Türkçe konuşmuyor. Duydun mu? Hı. Türkçe konuşmuyorlar. Ve bundan süreyi değil. Neden? İnsan yok burada. Ama insan sesi var. Duyuyorum. Duydun mu? Alt ses. Duydun mu? Devam edecek mi? Yani sen arabada bir şeyler alıp gelsene bana. Meyve suyu toplayıp alıp gelsene. Tamam. Ya da sen burada devam et, ben alıp geleyim bir tamam. Daha mantıklı. Sen anlat arkadaşlara. Akustik aşağıya doğru gidiyor. Acı durur. Yani bizim sesimiz aşağı mı gidiyordur, onların kim bize geliyor? Belki 500 metre bize yaklaşacak hiç kimse olamaz. Çünkü etrafımız olmaz. Ama tabii ki ormanlık alanın içine de baraka ya da çadır falan kurmuş olabilirler. Ne kadar güvenilir şu an şu ortamda bilmiyorum. Ama yüksek ihtimalle bence bizim sesimiz de aşağıya gidecektir yani. Şöyle bir vadi gibi bir şey bulur. Seansın sesi nereye ulaşabilir? Hiçbir yere. Sadece elime tekrar bir alana. Onların kim yapabilir? Çünkü insan yok, öyle biri yok. Zaten insan olsa kalabalık bir bloğumuz 40 kere buraya gelip ne yapıyoruz diye merak edip gelirler ya, bakarlar. Yani iyi niyet ya da kötü niyet fark etmez, bakarlar yani. Ben olsam ben de bakarım. Bu arada meyve suyu, top kek, pop kek, her şey var. Cheese kek, mis kek. Şu an rahatım. Hemen başlayalım. Frekans stratejiye bağlayalım. Bu arada bir alt ses oldu mu ben yokken? Yani ben o sesiyle duydum aşağıdan, bu tak tak sesiyle birlikte. Tak tak sesiyle konuşma sesini geldi. Tam şu bölgeden geliyor. Kamera görüyor, açı görüyor, biliyorum. Hemen teyit amaçlı kayıtlı mıyız? Bir daha bir kontrol. Alt ses konuşmamın üstüne. Sanırım Engin dedi. Bu arada ne? Bu kadar açı değildi. Sanki hafif zoom'a girmiş bu. Öyle evet mi? Geniş açıydı. Hala geniş açı. Okey. Boydan alıyor okey. Fakat hafif bir zoom var. Hafif bir zoom'a girmiş. Ben yapmadım. Kayıtta izleriz. Ya basmadan önce yanlış kelime dokundu. Öyle kaldı ya da kendi dilinden zoom'a girdi. Devam. Frekans dereceye varlar onu hazırsak. Ben hazırım. Korkma yani. Her şey var yanımda. Sonra atlayabilirsin yani. Yende. Boş frekans. Şu an yok. Hafif böyle yok hatta. Biraz daha bozalım frekansı. Yani bomboş bir frekans oldu. Bomboş frekans. Ruhlar aleminden ya da alemlerden. Rahibe Yerike burada mı?
Vay canına, kırmızıydı bu arada. Alırken. Ruhlar aleminden ya da alemlerden. Rahibi Yirikin'in ruhu burada mı? Madem elektriği seviyorsunuz. Yirike, buradaysan cevap ver. Buldun mu? Konuşuyor. Rahibe Yirike, burada mısın? Rahibe Yirike'nin ruhu burada mı? Yirike, burada olduğunu biliyoruz. Bizi duyduğunu ve gördüğünü biliyoruz. Senin... Konuşmak istiyorum seninle. Sana su getirdim. Su da... Tüylerim diken diken görünüyordur umarım. Su dedi. Çok net aktör. Yirike. Suyu yere dökmemi ister misin? Yine al ses duydum bu arada. Allah'ın önce. Ruhlar aleminden Yirike'nin ruhu buradaysan senin için su döküyorum. Su ister misin? Evet. Engin mi? Anlamadım. Sizin için su getirdim. Döküyorum. Yine alt ses duydum. Fascinada. Döküyorum suyu. Suyumuz olmasın. Aslı. Cihaz olmasaydı. Terrific. Siz de bana bir şey getirdiniz mi? Saat 9'a geliyor arkadaşlar, hava kararmak üzere. En güzel saatler. Sabah 11 gibi bir saatler. İletişimin kuvvetli olduğu saat. Ruhlar aleminden, tüm alemlerden sesimi duyan, beni gören birileri olduğunu biliyoruz. Rahibe Yirike burada mı? Telefon. Telefon. No.
hissettim. Boynunda bir şey hissettim diyor. Ne hissettin? Sert. Odunsu bir şey. Sert, odunsu bir şey ya. Böyle kalın. Suyu dökmemi ister misiniz? Sırtımda hissediyorum şu an. Sırtımda hissediyorum şu an diyor. Dön, tam dön. Tamam, kal öyle. Bir şey sırtıma bastırıyor. Gördün mü? Şu an hayır. Bir kadın ses duydun mu? Evet. Neydi? Bilmiyorum, alt ses duydum. Özel ses duydum şu an. Evet. Ana kamera kayıtta. Birçok alt sesi yakaladığına eminim. Devam ediyor. Dön. Tamam, kal öyle. Evet, gördüm şimdi. Bir şeyi böyle tişörtü bastık sanki. Biraz daha dön. Kürek kemiğinin ortası. Tamam. Şu bölgede. Dokunsana. Ya şu, bak şurada gördüm ben dokunma. Evet. Yok mu şu an? Rahibe Yirike. Oo. Ne oldu? Böyle bir sineklik gibi, tül gibi çok ince bir şey üstünden geçti. Ağ gibi, balık ağası gibi. Öyle bir his. Dokunarak geçti. Hiç konmadı mı? Hayır, büyük komple üstünden. Gözle gördüğü bir şey yoktu. Ama histerik olarak hissettiği oymuş. Ha, ana kamera. Kamera. İnsan gözünün görmediği farklı frekansları da kaydediyor olabilir hafif. Daha net. O yüzden o kısma bakarız. Yani kalın bir örümcek ağının içinden geçtim sanki. Taşlarla oynamayı sever misin? Yirike. Yok. Seninle oyun oynayalım mı? Rahibe Yirke, gel seninle bir oyun oynayalım. Lütfen bu. Konunu oynatmasın. Minel. Eğer senin gölgen değilse ki gölge yok herhalde. Ne var mı? Yani o kadar işte. Varsa. Elin etrafına biraz dikkatli baksana. Özellikle benim etrafım. Okey. Kamera baktığı için rahatım yani. Ben rahat değilim. Duydun mu? Duydum. Bir kuyuya taş atıldı sanki. Evet. Sen de taşa vurabilir misin? Rahibe Yirke. Sen de... O neydi? Al ses de. Takıldı. Hop. Ne demek istiyorsun? Duymuyorum. Haberleri değil. Tüylerim diken diken şu an. Çok kuvvetli bir enerji bu. Çok kuvvetli bir enerji bu. Oo, ben de hesabı bir şeysin. Tüylerim diken diken. Bakın korkuyla alakası yok. Enerji. Muhteşem bir enerji var burada. Çok güçlü. Çok kudretli, çok güçlü. Öyle böyle değil. Bu yirik olmalı. Sen de taş atabilir misin yirike? Bir şey geçti şu an. Devamına bakıyorum. Küçük bir de çıkmadı. Şöyle bir şey geçti. İstersen yayını kapatabiliriz. Bu söyleyeceklerini yayında söylemek istemiyorum. İstiyorsun? Kulaktan kulağa da konuşamam. Çok kısa oldu ama. Ben konuşayım, sen kes o zaman burayı. Hayır, o zaman... İsmi... Tam o bir şey değiyor. Evet. Sinek yok. Yok. Fiziksel müdahale başladı. Ayak bileğimde. Öyle mi? Bunda. Onda mı? Çekiyor. Resmen sıkıp çektiğini hissediyorum. Doğru. Bu da. Evet. Şu an rahatladın mı? Hayır. Hala orada değil mi? Hala orada. Berra yani bırak. Hiç yere dokunuyorsun. Evet. Aslında arkamda ve ayağımda. Arkamda. Evet. Burada. Evet.
Gel o zaman Anadolu. Tamam, sonlandıralım mı? Evet, devam edelim siyasi ama burayı kes. Neden? Hayır, kesmeyeceğim. Neyse o. Bu bana bir şeylerin, ben hissediyorum. Evet, bir şeylerin varlığını görmeden de algılayabiliyor insanoğlu. Hissederek en başta. Dokunuşlar. Gibi. Alt sesler devam ediyor. Biz burada sınanıyoruz. Biz burada limitleri zorluyoruz gerçekten. Rahibe Yirke. Sohbeti sonlandırıyorum. Tamamen pozitif gelmiştim. Ama sen çok heyecanlısın. Evet. İşte geldi. Aa, geldi. Sakızımsı gibi. Sonlandırıyorum seni. Evet. Sana bir zararı var mı? Bana bir zararı var tabii ki. Yani, ha sana bana yani. Yani. Ben Rağ'ı bırak. Onu Rağ bırak. Sohbet için geldik. Ha? Bana kehanet bilgisi ver. Yirke. Bana en yakın zamanda bir kehanet bilgisi ver. Gerçekleşecek bir kehanet. Ir esos. Kehanet bekliyorum senden. Bana kehanet bilgisi verirsen suyu buraya dökerim. Ben de. Ben şöyle geçtim onu oraya. Devam edecek mi? Çıkışı bekliyorum. Devam etmesin. Yani bir şey geçti. Devam ediyorum. Ruhlar aleminden ya da alemlerden. Kehanet bilgisi istiyorum. Bana kehanet bilgisi verin. Eğer ne oldu? Söyle. Kuşun kızı bir şey var. Tamam. Geç arkama. Evet. Bilmem. Ağacın arkasındaki sen misin? Tamam, benim bende de, evet. Toplan, malzemeleri toparla. Toparlayabilecek misin? Ben mi toplayayım? Seninle konuşmaya devam edeceğim. Suyu buraya dökmemi ister misin? Burayı kırpmak zorunda kalacağım çünkü belimdeki yeri çıkardım galiba farkında olmadan. Gerçi bir sıkıntı olmaz herhalde, değil mi? Bilmiyorum. Kırmak zorunda kaldım. Engin her şey kırmızı. Tamam, her şey kırmızı, görüyorum, kapat. Bir gölge, bir karartı var. Aynısını Arena'da, Antikos Arena'da görmüştük. Her şeyi koyup gelebilirsin çantaya. Hayır, aynısı değil, bu çok uzun. Evet. Onlar kısaydı. Hepsi her kayıtta götürebilecek misin? Dolamasaydım. Suyu dökmemi ister misin? Sen çıktın mı frekans tarayıcıdan? Hayır. Hadi. Bağlı mıyız? Bağlıyız. Emin, buradan aldığın hiçbir şeyi eve götürme demiştim. Almışsın kirpinin şeyini. Evet, aldım. Hayır, alma. Al, hatıra. Alma. Suyu. Hayır. Suyu döküyorum. Al buradan. Suyu dökmemi ister misin? Gelsen sen de buraya. Muhadara. Kendini aynada bize göster.
Ara. Seansı sonlandırıyorum. 360 derece yapacağım. Sen çantayı alıp ufak ufak gidebilirsin. Ben bunu kapatayım. Frekans arayıcıdan çıktın mı? Tamam. Ben de çıktım. Hemen gösteriyorum şimdi 360 derece. Elimde ayna. Hemen çok hızlı bir şekilde bulunduğum ortamı. Bak şu aşağıda ağaç var. Gövdesini görüyorsunuz. Onun arkasında bir şey gördük. Yani zihin oyunu mu gerçekten mi gördük? Tartışılır. Tabii ki %100 gördük diyemem. Ama gördük mü? Evet, bir şey gördük. Burası Rahibi Yirike'nin olduğu yer. Yaklaşık ilk 25 bin abone burayı çok iyi biliyor. Burada çok farklı seanslarımız oldu. Çok etkili seanslarımız oldu. Korkutucu seanslar oldu. Burası çok özel bir bölge. Buradaki etkileşim, iletişim gerçekten çok ekstrem bir iletişimdir. Yapının da dış halini şöyle bir göstermek isterim. Aşağıdan şuradan sürekli insan sesleri geldi. Sanki aramız 20 metre, 30 metre gibi, fakat insan yok. Olsa yanımıza gelirdi. Gibi diyorum. Ve analizi çok merak ediyorum ben de. Sizler gibi. Çünkü Yirike bizim için çok özel. Bu bölge, bakalım analizde neler çıkacak, neler, nasıl cevaplar aldık, hep birlikte öğreneceğiz.